Bağırsak, karaciğer, dalak ve beyin hastalıklarının yanı sıra fazla yeme veya bozuk gıdaların da sebep olduğu ishal. Zararlı atıklardan temizlenme yoludur. İshali hemen durdurmaya çalışmak doğru değildir. İshal olanlar için sıcak banyo, uyku ve açlıktan daha iyi ilaç yoktur. Hemen 3 günlük açlığa niyet etmek ve banyodan sonra zeytinyağı, kekik yağı eklenebilir, ile bütün vücuda masaj yapıp uyumak gerekir. 3 günlük açlık sırasında hiçbir şey içmemek gerekir. Çok susanırsa, soğutulmuş yağmur suyu, zemzem ya da dondurup eritilmiş suya doğal sirke veya limon suyu katarak, küçük yudumlarla içilebilir. Suyun soğuk olmasına dikkat edilmelidir çünkü sıcak ve ılık suyun ishali artırma ihtimali yüksektir. Basit ishal vakalarında 2-3 gün aç kalmak, sonra da beslenmeyi düzeltmek yeterli olabilir. Ancak, kronik hastalık veya akut enfeksiyon ile bağlantılı ishallerde bu 3 günden sonra aşağıdaki meyve-sebze suyu karışımlarından hangisi mümkünse su ile karıştırarak 3 gün boyunca küçük yudumlarla istendiği kadar içilir. Şaham üzüm, koruk, olgunlaşmamış dut, mayboş elma, vişne, limon veya nar suyu, çi havuç elma suyu karışımı, çi havuç taze sıkılmış zencefil suyu karışımı, çi maydanoz veya kereviz yaprağı suyu ıspanak suyu karışımı, çi maydanoz veya kereviz yaprağı suyu semizotu. Suyu karışımı, çi 5 gün çimlenmiş buğday suyu, çi kimyonla kaynatılarak soğutulmuş yoğurt suyu. Bu karışımlar mide ve bağırsakları yabancı mikroplardan arındırarak, faydalı mikropların çoğalmasını sağlar. Mide ve bağırsak yaralarını kapatır. Bunlarla beraber her akşam eşit miktarlarda sarımsaklı zeytinyağı limon suyu karışımı içilir. Uyan, zencefil, maydanoz ve kereviz yaprağı suyu günde 1 çorba kaşığı kullanılır. Bu 3 günden sonra yine 3 gün sürecek olan aşağıdaki diyete başlanır. Sabah, bal şurubu içilir. Bal şurubuna elma suyu veya arpa suyu ilave edilebilir. Ya da incir veya üzüm yenir. Kışınlığı 2 çorba kaşığı taze kavrulup öğütülmüş keten tohumu, tatlı kaşığı taze öğütülmüş ısırgan tohumu, yarım çay kaşığı taze öğütülmüş zencefil, çorba kaşığı bal karışımı, istenirse dövülmüş sarımsak ile yenir. Yeşil çay içilir. Öğle, yağsız kavrulmuş pirinç, kaya tuzu katılarak haşlanır. Sonra yoğurt suyu eklenerek biraz daha kaynatılır. Ocağı kapattıktan sonra nane, kimyon, zencefil ve safran katılır. Savuyunca içilir. Ve açık kavrulmuş pirinç, karanfil, zencefil ve kimyon ile paça çorbası pişirilir. Soğuduktan sonra limon suyu ile içilir. Ara öğün, yukarıda belirtilen herhangi bir meyve veya sebze suyu içilir ya da incir veya üzüm yenir. Akşam, papatya, kekik veya biberiye çayı balla içilir. Ve açı 2 ölçü zencefil, 2 ölçü karanfil, 1 ölçü tarçın karışımından 1 kahve kaşığı, 1 bardak kaynar suda 5 dakika demlendikten sonra içilir. Uyumadan önce sarımsaklı zeytinyağı limon suyu karışımı içilir. 3 gün bu şekilde beslenmeye devam edilir ancak iştah yoksa faydalı olsun diye zorla yiyip içmemelidir. Başladıktan 4 gün sonra ishal hil devam ediyorsa, ol bir tatlı kaşığı ince kıyılmış nar kabuğu 1 bardak suda 5 dakika kaynatılır. 11-5 dakika sonra bal karıştırarak öğleye kadar 2 defada içilir. Gerekirse öğleden sonra tekrarlanır. Nar kabuğu yerine taze ceviz yaprağı veya ceviz iç perdeleri de aynı şekilde kullanılabilir. Nar kabuğu ve ceviz iç perdeleri güçlü ishal durdurucudur. Kabızlığa yol açmamak için ishal kesilir kesilmez bırakmak gerekir. Veya çılı çorba kaşığı kavrulup öğütülmüş pirinç ya da arpa 500 ml su, bir çorba kaşığı öğütülmüş nar çekirdeği, bir çorba kaşığı öğütülmüş nar kabuğu kaynatılır. Bu karışımı gün boyu 4 defada içmek veya bu karışım ile lavman yapmak ishali durdurur, mide ve bağırsak yaralarını kapatır. 173. 174 ishal kesildikten sonra, her sabah bal şurubu, sebze veya meyve suyu içmek ve günde 1 defadan fazla pişmiş yemek yememek gerekir. Bu 9 gün içinde kanlı ishal dahil her tür ishal, aynı zamanda ishale sebep olan hastalık iyileşir veya hafifler. Kanama olsa bile, aynı uygulama ile mide ülseri ve bağırsak yaraları da kapanır. Her tür ishali kısa zamanda durdurmak için bir kaynatılarak koyulaştırılan yabani semizotu suyu, ham dut suyu, koruk suyu, ayva suyu, keçi sütü içmek. Ol kavrulup öğütülmüş anason, sinirli ot veya semizotu tohumu yutmak. Ayrıca karna, özellikle göbek deliği üzerine birkaç defa kupa kapatıp 1-5 dakika bekletmek de ishali durdurur.